Evet arkadaşlar, şimdi yine bir angiospem bitkisi olan morusun yanındayız, dut. Bakın dutta nasıl bir yaprak var? Gördüğünüz gibi basit yaprak. Şu yaprak ayası, şurası yaprak sapı, şu da genişleyerek sürgüne bağlandığı kısım olan yaprak tabanı. İsterseniz bakın şurada tomurcukları görebilirsiniz. Alper hocam bir yakınlaştırabilir miyiz? Ne dedik? Her yaprağın koltuğunda bir tomurcuk vardır. Bakın şurada tomurcuğu görebilirsiniz. Yaprak sapının sürgüne bağlandığı yer olan yaprak tabanında bir de tomurcuk var. Ama cevizde bu tomurcuğu görmek pek mümkün değil arkadaşlar. Neden? Çünkü cevizde pulvinus oluşumu var. Yani şu yaprak tabanı çok genişleyerek tomurcuğu da içerisine alarak bir yastıkçık şeklinde. Şöyle bakın şu genişlemeyi görün. Tomurcuk bunun içinde kalıyor. O yüzden cevizin tabanının sürgüne bağlandığı yerde tomurcuğu göremeyiz pulvinus oluşumundan dolayı. Dediğim gibi moruslarda basit yaprak var ve yaprağın gördüğünüz gibi yaprak ayası parçalanmamış. Bir önemli özellik de yine moruslarda karşımıza çıkan aynı ağaç üzerinde farklı tipte yapraklara rastlanamaz. Aynı ağacın üzerinde basit yaprağı görebildiğimiz gibi parçalara ayrılmış loklu yaprağı da görebiliriz. Biz bu oluşuma heterofili diyoruz. Yani aynı ağacın üzerinde hem basit hem loklu parçalanmış yaprağı görüyorsak bu olaya heterofili diyoruz.